Evet. Gerçekten Nülfer, hoş geldin. Hoş bulduk. Sevdin mi bunu? Çok sevdim. Hayran hayran bakıyorum hakikaten. Kesinlikle yapacağım. Nülfer Serbi, Ankara'dan geldi. El sanatları eğitmeni. Çok güzel bir çantası var. Geçen sene geldiğinde de çok güzel şeyler yapmıştın. Herkesin çok takip ettiği, beğendiği, çok güzel çantalar yapıyor. Bunlar kağıt ipler mi? Onlar kağıt ipler, yani bunlar. Bunlar da çok güzel. Şunlara baksanıza, efsane. Çok şık. Ama bugün çok güzel bir fikri var bize. Çantaları nasıl kolay yapabiliriz fikrin var. Evet. Dur söyleme. Şimdi çantanı gösteriyorum. Bugün yapacağımız çanta. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Yani bir şey dileseymişim, sayfasında gördüm bu çantayı yaptı. Ah dedim, keşke bizim programda da yapsa. Bakın, çok güzel açılıyor, çok güzel taşınıyor. Ama çok çok güzel, yani pek çok çanta yapabileceğiniz fikri var. Ben ona teşekkür etmek istiyorum. Aslında bu onun bir sırrı belki. Ama onu paylaşacak bizimle. Çok mu sordular? İnanılmaz. Bu taban gibi oldu aslında. Bir taban yaptık işte, herkes çok konuştu. Bu astar da çok konuşulan bir şimdi. Şey. Çünkü hepimizin örgü örenlerin, çanta özellikle de örenlerin en şikayetçi olduğu şey, zor gelen şey astar kısmı. Hepimize peki zor bu geliyor. Kağıt çantalarda da mı yine böyle bir formül var? Evet, her şeye kullanabiliyorsunuz. Her şeye gideri olan ya bir şey. Ya sen çok büyük bir sırrını paylaşıyorsun ama sen çok güzel yapıyorsun. Teşekkür bence ederim. Ben kendime bu çantadan bir tane sipariş vereceğim. O kadar çok var ki bu kışın bu çantalardan. Bütün modalara bakın, biraz uçlarına boncuk boncuk pullar mullar, evet, her şey koyabilirsiniz. Çok güzel, içine tekrar bakın, iki tane çıt çıtı var. Sapları deri, yine çok güzel, gerçek deriden yapmış. Efsane bir şey. Şimdi iki dakika şeyi söyleme. Tamam. Nasıl yaptığımızı bilenler belki vardır ama şimdi çantandan bahset. Nereden başlıyorsun? Nereden başlıyorum? Tabandan başlıyorum. Bile demeden direkt buraya daldım. Hoş geldin bu arada. Herkes iyi hoş mi? Hoş bulduk. Çoluk herkesin çocuk. Herkesin çok selamı var. Çoluk çocuk herkes çok iyi. Süper. Bir sıkıntı yok. En son görüştüğümüzden sonra yani. Çok güzel. Çok güzel işler yapıyorsun. Çok takipteyim. Teşekkür ederim. Çok güzel atölye çalışmaların da var. Evet, kurslarım var Ankara'da. Ankara bu anlamda çok şanslı. İstanbul'a da gel, bekleriz. İnşallah. Çok isteyen var ama. Şimdi çantanın bana şeyini ver. Neresinden başlıyorsun? Veya şundan gösterelim. Tabandan başlıyoruz. Çantayı tabandan mı başlıyorsun? Evet, düz yaptım. Özellikle şurada hani yere koyduğumuz zaman falan daha kullanışlı olsun diye. Ben evet. Öyle tercih ettim altını. Çantayı tabandan başlıyorsun. Kaç zincir, kaç numara tığ? 4 numara tığ kullandım. Büyük numara aslında makromeye göre, ben makromelerde daha küçükler tercih ediyorum ama sırrımızdan dolayı 4 numara kullandım. Rahat rahat örsünler yani, hani 4 numara tığ kendilerini kullanıyorum sıkmadan diyor. Evet. Örebilirler. 45 zincirle başlıyorum ve normal dikdörtgen taban yapmıyorum bunda. Ben öyle tercih etmedim. Normalde diğerlerinde hep öyle kullanıyorum ama bildiğimiz sık iğne yani. 45 zinciri çektim. Yalnız çok sıkı örmüşsün. Döndü. Bayağı güzel. Benim elim çok sıkı. İnanılmaz sıkı elim. Ha, o zaman elim mesela, benim elim çok şeyse ben bunu 3,5'la mı örüyorum? 3,5 gevşektir. Olur. 3,5 olur. Bayağı böyle. Bayağı bir sert ya olmuş. Ayakta duruyor bu kendi. Kaça kaç bunun ölçüsü? Hiç ölçtüm. Ölçmedim Derya Hanım. Alalım bir metre, ölçelim şunu. Herkesin eline göre de değişiyor. Tabii. Ha, bakın biz oradan şeyi saydık, yaptık. Çorap ne kadar büyük oldu. Değil mi? Ya bu iple hani ayarlama imkanımız yok ama bu iple mesela kurslarımda şey yapıyoruz. Oturtmak için bazen oturmayabiliyor. Herkesin eli farklı dediğiniz gibi. Ütüyle oturtuyoruz. Güzel. Ama uzaktan, kesinlikle dokunmadan, sadece şuradan şöyle buhar geçiyoruz. Evet. Çok güzel bir çanta olmuş. Çok beğendim. İpini kendisi paylaşacak sonra. Ver metreyi bana. Kaça kaçmış bir bakalım. Çünkü hakikaten çok fark ediyor. 28. 28. 28'e şöyle yapalım.
kaç Nilüfer gözüm? 11. 28'e 11 çantamızın tabanı. Yani elinizi ona göre ayarlarsınız. Güzel. Çantaya montelediğimiz zaman, çanta olduğu zaman daha genişliyor. 15 santime çıktı mesela. Taban. Şu tamam. Eni 15'e çıktı. Evet, evet. gerdire geçiriyoruz. Evet, şimdi bunu ördük. Bunu herkes örer. Aynen. Diğer öyle. Şeylere konuna geç. Gel, şimdi örüyoruz. Kaçıncı sırada bu parmak dolgusunu yapıyorsun? 16 sıra git gel sık iğne ördükten sonra bir etrafını dolanıyoruz. Tamam. Şöyle daha düzgün durması için. Sık iğneni yaptın. Tamam. Yine sık iğnemizle dolanıyoruz. Dolandık geldik ve modeli kurmaya başlıyoruz. Bu modeli... Her sırada mı kullanıyorsun yoksa arada bir sıra sık iğne yapıyor musun? Şimdi şöyle Deryan, dolana dolana örmüyorum bunu. Şu önü bir parça, bu arkası bir parça, yanlar birer parça olarak örülüyor. Erkan, bir dakika. Bu ben dolana dolana diğer ördüm zannettim. Diğer türlü oturmaz. Erkan, şimdi bak böyle bir taban yaptık. Burayı örüyoruz. Evet. Ördük. Döndürüyorum. Burayı ördük. Ve burayı ördük. Evet. Yanı ördük. Ve diğer yanı ördük. Bak ben hiç böyle anlamadım. Şuralarda birleştirme. Ama çok güzel birleştirmişsin, yani, hiç anlaşılmıyor. Evet, anlaşılmıyor. Ben kesinlikle içten. Döne döne ördün zannettim. Yok. Evet, yapalım modeli sandım. Gösterelim şimdi. Şimdi dolandım geldim. Bu model YouTube'da birçok yerde var ama genelde farklı onu. Şekilde. Evet, internette. Farklı şekillerde var. Benim yaptığım gibi görmedim şimdiye kadar. Ben bu şekilde yapıyorum. Nasıl yapıyorsun ne? Şöyle şu parmağımla alıyorum, aşağıya çekiyorum ve sık iğne olarak batıyorum. Üç biz tane de parmağı oluyor şey yaparız. Yap bakayım, çok güzelmiş. Şöyle aldım, öne getirdim. Üç tane oluyor tığımda. Şöyle yavaş yapayım. Şöyle aldım. Tamam. Başına doladım. Sabitledim. Aslında şunu sabitliyorum. Ama yani. Daha kolay bir yöntem geliştirmişsin. Bana çok kolay geldi bu. Şöyle birkaç evet. defa göstereyim isterseniz. Bana da kolay gelir bu. Ben de sevdim bunu. Keyifli de yapımı da çok keyifli. Benim demek istediğim demin mesela bu sırayı bitirdin. Aha. Araya bir sıra sık iğne gidiyor evet, musun? Evet, dönüşte sık iğne geliyorum. Ha. Gidişte tekrar rengi püskül olarak geliyorum. Ha. Üç sıra yapıyorum bir renkten. Benim ölçüm bu. Tam benim ölçümden yapmak isterlerse eğer. Mesela bu renkten 3 tane yapıyorum. Sonra diğer renge geçiyorum. İpte şöyle şöyle parçalar var. Ha. Bu parçalardan sarıyorum böyle. Hangisini istersem aslında... Yani onu giriyorsun. Evet. Ama yani, güzel bir tonaj istersem. Yapmışsın. Çok beğendim şurada. Yani bunun şeysi güzel olmuş. İplerinizi yünlü iplerden, bambulardan, makrome iplerinden, natürel iplerden... her türlü ipten çok aynen güzel öyle. Olabilecek bir çanta. Sadece tüylenmeyecek bir ip olması. Tüylenmemesi lazım çanta. Çünkü evet. Paltoya sürünür, cekete sürünür. Bir de tüy bırakmaması. Hani giydiğiniz kıyafete tüy bırakmaması. Vallahi çok güzel olmuş. Ben çantayı çok beğendim. Seyircilerimizden yorum alabilir miyim? Acaba ne diyorlar? Beğendiniz mi? Zaten işlerini çok beğeniyoruz hepimiz. Hepimiz bakıyoruz sayfasına ne yapmış diye. Burayı ördün, orayı ördün. Bir tane öyle açık örülmüş var mı? Yoksa birleştirdim ben şöyle bir şöyle örülmüş bir tane var. Birleştirdi. Bakın içten sadece görelim. Bir kısmı bıraktım görürüz. Birleştirmeyi de göstereyim diye. Evet. Bakın. Çevirebiliriz tabanı Deryan. Çevirelim. Aha, çevirebiliriz. Sıkıntı yok. Bakın. Tabanı ördük. Şuraya taktık. Tığımızı şuraya ördük. Buraya taktık tığı, buraya ördük. Zaten sayılar kendini yalnız belli arkasından edecek. Arkasından da efsane. Kendini belli ediyor şuradaki sayılar. Evet. Direkt çıkartacağız. Aslında bize çok kolay bir şeyden bahsediyor şu anda. Yani bir kumaştan bir patron çıkarıp bir çanta hani önümüze koysak zaten onu yapmış olacağız. Bunu aynen öyle. Yapmış aynen. olacağız. Çok değil. Güzel. Çok güzel. Kenarını nasıl birleştirdin? Onu gösterelim. Şöyle. Ondan sonra montajdan bahsedeceğiz. Her sırayı, her rengi diyeyim daha doğrusu, her rengi gidip geldikten sonra uzun bıraktım biraz ipleri. Şöyle. Ha, tamam. Birleştirme için. Çünkü aynı renkle birleştirmek tekrar istedim tekrar bağlamayayım ben. Diye. Aynen öyle. Biraz uzun bırakarak bağladım.
Şöyle. Tamam. Bir sabitledim rengimi. Sonra uçlardan alıyorum. Çok iyi bir akıl verdi yine. Renklerimden bıraktım diyor. Mesela aşağı yukarı ne kadar bıraksak? Bir metre. Yok, bir metre bile değil. Bir metre bile sadece değil. 70-80 santim bıraksanız olur. Zincir kaydırmayla birleştiriyorum. Vallahi yani bir şey söyleyeyim batıyorum mi? Direkt çekiyorum. Nilüfer. Nil diyorum ben ona. Ağzıma siz öyle deyin. Evet. Ben de öyle alıştım. Şu mıknatıslı kapanışların da çok güzel gösterelim. Şöyle böyle mi satılıyor bunlar? Evet evet. Böyle de dikiliyor. Yani o kadar pratikleşmiş ki artık hanımlar çanta yapmayı seviyorlar diye. Bunlar kaç liraya satılıyor pardon? Onlar 3,5 olması. 3 ya da 3,5 olması çok lazım. Çok iyi. Eskiden biz bunu oraya nasıl monte edeceğiz diye düşünürdük. Bakın. Ne kadar güzel. Tuhafiyeler de mi var bu? Özel olarak yapıyorlar. Ha, ne diyorlar? Ne diyorsunuz? Yani bir yer özel olarak yapıyor. Başka yerde görmedim ben. Ankara'da. Evet Ankara'da. İstanbul'da da vardır. Benim sayfamdan yoksa da oraya bakın sayfasından. Yoksa da İstanbul. Sizi de davet ediyorum böyle bunu yapmaya. Çok İnanılmaz iyi bir aklı kullanışlı. Var. Çok kullanışlı. Nereye istersen dik. İstersen ördüğün bir hırkanın önüne dik. Aynen öyle. Bakın mıknatıslı birbirini çekiyor. Çok güzel. Bayıldım. Çok güzel. Bunu nereye yapıyoruz? Bakın çantanın şu kısmına. Şunlarda kullandım. Bunda değişik bir şey yapmak istedim. Ben tarzını değiştirmek istedim aslında. Tek mıknatıslı yapıyordum onları. Ha. Bunun biraz tarzını değiştirip şimdi... Şunun kapalı haliyle onun kapalı hali çok fark ediyor Derya Hanım. Ha. Bu şöyle bir çanta oluyor, o valiz gibi bir çanta oluyor. Bu çok güzel. Bu bayağı moda sayfalarından çıkmış gibi inanılmaz güzel. Hadi şimdi montajdan bahsedelim. Bu çantaların sırrından bahsedelim. Orayı birleştirdiğimizi düşünelim. Gösterdik biz. Aferin vallahi. Onu da yapıvermiş. Tersine çevirdik. Evet. Şimdi buna böyle bir siz daha önce yaptığınız pek çok projede buna bir ağız koyduk, sap koyduk, bir şey deri diktik falan. Biz bunları bu şekilde kullandık. Oysa ki Nilüfer buna çok güzel bir şey bulmuş. Getir. Sadece buna değil. Her şeye. Her şeye bulmuş. Bakın. Her şeye olabilecek bir şey. Bakın. İşte. İçi dışı astarlı keçi. İçi dışı astarlı. Şuraya cep telefonu koy. Buraya işte bozuk para koy. Onlara kadar düşünülmüş. Çanta içi. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir iş kolu. Bunu yap ve sat. Satıyorum. Herkese kolaylık. Satıyorum. Satıyor musun? Aha, aferin çok sana. Çok istendi çünkü. Aferin İnanılmaz sana. İstendi. Aa, ben çantayı örerim ama şununla uğraşmam. Evet herkes aynı fikirde. Aa, çok değişik fikirler geldi şimdi. İçini yapmak zor. Çantayı herkes yapar. Yani evdeki bluzdan bile örülmüş eski bir kazaktan bile şununuz olsun. Aynen. Bir şey yaparsınız. Kesinlikle. Ve form çok kıvamında, büyüklüğünde... ve şahane. Evet. Koyalım içine. Gel bakalım nasıl yerleştirmedeki şöyle. Püf noktaları. Şimdi aldık. Direkt içine koyuyoruz. Ha, en son bitirdikten sonra ben sarıdan bir zincir kaydırma geçiyorum. Ha, en daha son sarıdan bir zincir kaydırma geçiyorum diyor şuraya. Şimdi evet. Bunun sarı daha küçükmüş gibi duruyor aslında. Şöyle bakınca küçükmüş gibi değil. Biraz çekiştire çekiştire dikmemiz gerekiyor. Çünkü zaten iç kısmı keçesi sert. Keçe mi var içinde? Kalın ha. Keçe. 3 Güzel. Milimlik keçe yani var. Bunu böyle hafif böyle hafif oturtuyor değil. Musun? Bayağı. Bayağı çekiştirerek ha. Yapmamız gerekiyor. Zaten kullandıkça da oturuyor o. Evet. Şuraları dikiyorsun. Aynen. Burayı şu köşeler dikiyorsun. Köşeye denk gelecek mutlaka. Evet. Bir iğneliyor musun acaba? Aynen öyle. İğneliyor şurada musun? Nerede var iğnen? Var. Getir. Yani burayı elde mi dikiyorsun? Elde dikiyorum. Özellikle oturtmak için elde dikiyorum. Yani böyle böyle şu köşeden oturtuyoruz. Başlıyorum. Çünkü örgü ne kadar olsa esniyor. Tabii. Değil mi? Aynen öyle. Ben çok beğendim. Naz, Gülsüm Hanım ne diyorsunuz çantanın olayına? Herkes yapamaz mı? Yapar. Yapar. Şimdi bu fikirle yapar. Ben içini yapabiliyorum zaten diyorsanız zaten söylenecek bir şey Aynen yok. Aynen öyle. Amma ve lakin.
Bir keçenin üstüne yine aynı mantıkta keçeyi dikersiniz, üstünü kumaşla kaplarsınız, yaparsınız. Ama burada akıl var. Peki sen bunu bir yerde gördün mü? Hayır. Kendin uydurdun. Ben şu çantayı yapmak için aslında motifleri delikli durabilmesi için kağıt ipi büyük tığ ile örmem gerekiyordu. Büyük tığ ile ördüğünüz zaman kağıt ip çok dayanıklı olmaz. Onu dayanıklı hale getirmek için. Hani içi biraz böyle gözüksün istedim. Evet. İçinde de astarı var bakın bu şekilde. Yine aynı yalnız astar hepsinde. İnanılmaz güzel olmuş. Yani gerçekten bunu şey olsun diye söylemiyorum. Satıyor. Evet. Satıyor. Instagram'dan. Satıyor. Destek. Destek. Ben de şu şeylerden alacağım. Kendim istediğim gibi dışını öreceğim. Aynen öyle. Çanta içlerinden alacağım. Çünkü bu da ayrı bir iş kolu. Ayrı bir satış kolu olmuş. Sana bravo diyorum. Ne diyeyim ben? Çok çalışkan. Yaptığı işi çok muntazam yapıyor. Çok seviyorum çünkü. Hakikaten çok severek çok yapıyor. Bir anne. Kaç yaşında çocuklar? 12 yaşında ikizlerim var. İkizleri var 12 yaşında. İzleyemiyorlar şimdi onlar okulda. Okulda sonra izlerler sonra onları. Izleyecekler. Öpüyorum. Evet Ege'yle Erkan. Efe. Evet. Ege ile Efe'yi öpüyoruz buradan. Şimdi çantayı bir kez daha gösteriyorum. Yani formunu görmek için. Bakın. İstediğiniz gibi bir kere benim için çok kullanışlı bir çanta. İçinde, içinin açık renk olması çantamın içine koyduğum şeylerin gözükmesi anlamına geliyor. Ferah oluyor. Ferah oluyor. Yani içi siyah olduğu zaman ben bir şeyi görmem mümkün olmuyor çantanın içinde. Çünkü ay anahtar nerede, ay şu nerede. Gözleri var. Çantanın formu çok güzel. İster böyle taşıyorum. Hani... İster böyle taşıyorum. Şimdi bir de bunlar var. Bunların da yeri var. AVM'de dolaşıyorsanız böyle gideceksiniz. Bu şart. Bu olmadan bir AVM'de yürüyorsanız yani bilmiyorum. Bilmiyorum. Sonra bu sap çok kullanışlı ve şu malzeme çok güzel. Bu benlik. Şuraya sıkıştır. İstediğin kadar yükü koy. Çok güzel. Şuradaki dikişler, detaylar bunlar da çok iyi. Bunları sen mi diktin, diktirdin? Ben diktim. Hepsini ben diktim. Şunlar elde. Tabii tabii elde hepsi. Hangi kamera yakından görsün? Estetik dikişler evet, var. Evet geliyorum oraya doğru. Geliyorum oraya doğru. Bakın şuralar. Bu çanta sapları hazır satılıyor mu? Evet. Evet. Yine aynı yerde çıt çıtın olduğu yerde aynı şekilde yapıyorlar. Yapıyorlar. Şekilde. Böyle bakın deri. Güzel, derisi de güzel. Yani öyle bir şey de değil. Hani gerçekten. Evden de bir şey yapabilirsiniz. Buralar artık size kalmış. Ama kullanımlı, güzel. Bunu şey olsun diye söylemiyorum. Hani konuğum geldi de onu ben zaten çok seviyorum. Çok güzel işler yapıyor. Çok teşekkür ederim. Ama bu çanta hepinizin yapması için çok güzel fikri var. Gülsüm Hanım. Bu parmak örgüsünü sen de baş parmağına dolayarak mı buna mı dolayarak yaparsın? Ben sanki şöyle yaparım diye biliyordum. Herkes baş şu işaret parmağıyla mı yapıyor? Aslında i̇şaret şey yapıyorlar Deryan ters yapıyorlar gördüğüm kadarıyla. İşaret parmağıyla ben de işaret parmağıyla yaparım. Ama şurada şu baş parmağı yapma fikri ters çok ters taraftan yapıyorlar benim gördüğümde şu nasıl şekilde şöyle alıp. Yani tersinden gidiyor. Benim yaptığımda önde kalıyor. Bana daha kolay geliyor önde kalması. Ama çok muntazam olmuş. Çok güzel. Bir daha yapar mısın? Birkaç şöyle tane sök. Tamam. Bir daha yapalım. Astarlanmış keçe fikrine tüm izleyiciler bayılmış diyor. Şimdi Almanya'da yavaş ne moda? Dergilerde ne moda? Sırf kalın keçeden onu göstereceğim, paylaşacağım size. Naz. Çok az zamanımız kaldı değil mi? Bir şey gösterecektim ama. Ama odadan gelecek. Var mı süren? Getir. Siyah çantamı olduğu gibi koltuğa boncuklu çantayı boşalt getir. Getir. Keçeden yapıyorlar. Sırf keçe. Kalın keçeden dikiyorlar elde böyle. Ay pazar şey formu çok güzel onun. Evet. Onu da sen de çalış. Olabilir. Çok güzel bir formu. Bizim yakında konumuz olacak. Sevgili Tülin Erol yaptı o çantayı. Yani daha doğrusu Almanya'dan almış, üstünü kaplamış. Bu çanta efsane bir şey. Seyircilerimiz de çok beğenmiş aynı noktaya. Ben bunun böyle olduğunu görüyorum. Çok beğendim ama görmedim. İçi
belli olmuyor çünkü, değil mi? Evet, içini anlamadım. Sen bir şey yaptın zannettim. Şimdi ver bana naz. Getir, 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 getir. Bakın. Bu çanta, forma bakın. Ah, çok büyük. Tam pazar, alışveriş. Bu çantayı Tülin Ayvalık Pazarı'ndan aldı. Bu bir konumuz bizim. Önümüzdeki günlerde yapacağız. Elde dikip kaplamış. İçine, içi bildiğiniz, şimdi ekran hani şey yapmıyor. Kalın, çok kalın bir keçe. Bunun ölçülerini vereceğim size. Bakın. Bakın bu da böyle. Keçe, çok dedi, keçeden dedi, tüy oluyordu üstüm dedi. Kaplayı vermiş onu. Küçük kedi, köpek, onları da koyabilirsiniz. Ama ben kanala gelirken böyle her şeyimi oraya diziyorum. Bak bunun ölçülerini al. Çok güzel bir çok formu güzel, var bunun. Onun yaptığı da şu içteki keçeyi, bu da aynı şeyde şekilde bir çanta. Hı. Açsak bunu, bunun şablonunu çıkaracağım ben. Seninki gibi. Yani şunu kumaşla kaplamışsın, evet, sen. Aslan. İçteki keçeyi. Bunu çeşitli şeylere indirgeyebilirsiniz. Şu örgüsünü görelim. Süremiz de doldu galiba. Bu çantayı yapacağız. Bu çanta ve benzeri çantalarımız var. Tülin'in bir projesi bu. Sakın market poşetlerini falan atmayın. Bakın ne hale getireceğiz. Çok güzel olacak. Evet. Fikriye Hanım size mesaj atmış. Kullanmadığım eski çantalarımın üzerine yaptım. Aynı şekilde değerlenmiş oldu diye. Evet. Tabii olur. Niye olmasın? Evet. Fikriye Hanım'ın da güzel projeleri var. Yakında bizim ne olacak? Evet. Şunu tekrar. Tekrarlayalım orayı bir kere daha. Bakın değişik yapıyor şu parmak dolamasını. Baş parmakla yapıyor. Bana çok akıllıca geldi. Baş parmakla tutuyor. Burada hepsinin eşit olması önemli. Evet. Bunu biraz çalışırsanız içinizde yapanlar mutlaka vardır. Çok ama da ben böyle yapmıyordum. Ben işaret parmağıyla yapıyordum pek çoğunuz gibi. Yapımı Nilüfer, da inanılmaz keyif. Seni seviyorum. İyi ki geldin. Ben de seni seviyorum. Çok gerçekten teşekkür ediyorum. Seni kutluyorum. Çok güzel işler yapıyorsun. Çok bakın sağ şöyle ol. Şu çok çantaları bir tuta tuta şöyle gidelim. Reklama mı gidiyoruz Erkan? Ellerine kollarına sağlık. İki bakın. Aydır ben bizzat kullanıyorum onu. Mesela. Onu kullanıyoruz. Bak çantaların güzelliğine bakın. Yani Türk hanımları daha ne yapsın? Şahane şeyler yapıyorsunuz. Evet reklamlar.